En basit. Evet Asım Usta. Yine söktün dağıttın. Bu ne evet. Hal abi? Bugün de 271 motoru. X seri. Evet. Evo değil ha. Şimdi arkadaşlar. Zincir bakımı. 271 motor. E200 kompresör. 2005 ya da 2006 model yalan olmasın. Aracın zincir vanuslarını değiştirdik. Zinciri değiştirdik. Zincir gergisini değiştirdik. Şimdi paletleri değiştik. Paletin soldaki değişiyor ama sağdaki değişmiyor. Evet, onu değişmek evet. için ön kapağı atmak evet, lazım komple. Zorlamak lazım. Arkadaşlar dişliler gördüğünüz gibi. Şimdi tertemiz, sıfır takıldı çünkü. Ondan sonra zincir de sıfır takıldı. Şu parça da yeni takıldı mı abi? Evet, evet palet. Şurada gergi var. O da yeni takıldı. Birazdan size sentiyi de göstereceğim. Şimdi bu da çıkan dişliler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Dişli diye bir şey kalmamış yani. Şimdi bunun üstünden biraz daha gitseymiş araba zincir atlayıp sente atlayıp piston subaba vuracaktı yani. Biraz daha gitseymiş olacakmış o. Bu zaten demin gösterdiğim palet. Bu da diğer dişli arkadaşlar. Göstereceğim abi. Bu bak şurada E yazan Exhaust tarafı. Bir dakika. E yazan. A yazan ne abi? A Exhaust, E emme. Evet, pardon. Evet. Tamam. Exhaust bu taraf. Tamam. Şimdi bu E yazan emme arkadaşlar. Bak şu kısmı çok fena gitmiş yani. Şu kısmı biraz daha iyi yani de yine de çok da iyi değil yani. Dişler gördünüz mü? Yani bu biraz daha sürse arkadaşlar orası dümdüz olacak. Ateşleme zamanı yani subab zamanları kaçacak. Aracın piston subaba vuracak yani. Bu şekilde çalışması tam ucu ucuna gidiyormuş. Öyle söyleyeyim. Bu da çıkan zincir arkadaşlar. Bu zincir zamanla uzama yapıyor. Bir de bu da zincir gergisi. Şimdi zinciri taktıktan sonra bunu yandan zincire dayatıyorsunuz böyle sıkıp. Şu da içinde yay var. Bu zincire basıyor böyle. Bunun zamanla sertliği gidiyor, basamıyor. Zincirde boşluk oluşuyor. O boşlukta zamanla dişlileri yiyor. Öyle diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar senteyi göstereyim. Şurada sıfır var. Şu sıfırın çizgisi burada bunda olacak. Yani şu çiz şeyde. Burayı aşağıya sıfırladığınızda şu oklar, bu oklar bu vanustaki şu çeltik çizgiye denk gelecek. Yani şu ok buna gelecek. Bu ok burada gördüğünüz gibi tam karşılıyor. Şu çizgiye yani şuraya gelecek. Burası buna gelecek. Burası aşağısı sıfırda olacak. Bu şekilde sentiye alınıyor arkadaşlar. Bu emme, bu egzoz. Yani bu A ile B. Bunu buraya takarsanız olmaz. Yani bu sağda olacak. Bu solda olacak arkadaşlar. Dişliler yeni gördüğünüz gibi zincirde hiç boşluk yok. Gergi de yeni takıldı. Şimdi durum böyle olunca ateşleme ve ateşleme zamanı tutacak aracın. Emme egzoz subaplarının zamanları tutacak. Aracın performansı artacak. Düşmemiş olacak zamanla. Bir de sentiden atlamamış olacak. Abi bir şey daha söyleyeyim ben sana. Buyur. Bu ateşleme zamanları kaydığında tabii, araç benzinde sorun yapmıyor ama LPG takınca zengin fakir karışma arızası veriyor. Kayıp olduğu için araba sentiden de tabii. Kaydı için ne yapıyor? Zamanlamayı bozuyor. Şimdi boşluk olduğu zaman. LPG'de usta ayar yapıyor ama araç sürekli arızası yapıyor. Fakir ya karışım, zengin karışım. Zengin fakir karışım. Hem de aracın çekişi zayıflamış oluyor. Bu şekilde en verimli. Emme egzoz zamanlamasını bozuyor mu? Bozuyor işte abi. Olunca. Aynen öyle. Ya yani şu hafif kaysa yani
emme zamanı azıcık geç açsa, egzoz azıcık geç şey yapsa, çekiş direkt düşüyor araçta. Bu da içeride arzı şırttırıyor. Arkadaşlar durum bu. Sentiye de gösterdik. Yapanlar bu şekilde yapabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.